Selam herkese. Bir Radet Nasıl Düşünür serimizin öğretici bir bölümüyle daha karşınızdayım. Hoş geldiniz. Burada Ahol tarafına çok fazla oynadık. Bridge'in ultisi olduğu için bir plan yapacaklarını düşünüyorum. Hatta başına bunu dile getiriyorum. Bu yüzden burada konuşma yapmayacağım. Bu Bridge, ben buraya daze attığım zaman bizim burada olduğumuzu düşünerekten buraya ulti atacak. Bizi kovalayacaklar. Sonra ben de counter ultiyi atacağım. Vuracağız bunları. Burada tamamen rakibin yapacağı plana karşı bir counter plan öğretiyorum. Bridge daze atıyor ve Raze bomb atıyor. Önemli olan burada Raze bomb'unu kırabilmek. Çünkü bu bomb kırılmazsa emin olun ki buranın boş olduğunu düşünüp uğraşmayacaklar ve bir tane fake flash atıyordum o yüzden. Ultimiz de geldi. Şu an üzerimize doğru koşuyorlar. Ben de beklemedikleri bir şekilde counter ultiyle karşılıyorum. Rakibin yapacaklarını öngörüp ona göre plan hazırlamak rakibin asla beklemeyeceği bir şeydir ve her zaman işinize yarayacak. Bu roundda Echo'yuz. Değişik bir TP deniyorum. Chamber'ın kaçtığını gördüğüm için hemen arkasına TP atmayı deniyorum. Arkalarına geçiyorum da burada sadece sakin bir şekilde ikisinin birlikte öldürülmek adına ufaktan bekliyorum. Tetik disiplini uyguluyorum. Ve ardından short'a flash atıyorum. Ki hani short'ta biri varsa kör olsun onu da vurabileyim diye. Chamber ve Kayo bize pushladığı için side'ın boş olduğu belliydi. Anca olsa olsa short'ta olurdu. Killjoy'umuz Heaven tarafına yattığı için ben de adım adım ona yaklaşmak istiyorum ki rahat bir şekilde trade'ine çıkabileyim. O sırada Spike kurucumuz öldü. Killjoy'umuz kill çıkardı. Aslında benim için güzel bait oldu. Çünkü buradan gelen oyuncu Killjoy'un üstüne oynayacak, bunu biliyorum. Ve onu yakalamak istiyorum. Yakaladık da. Ultim olduğu için de direkt Spike'ı alıp B'ye gitmesini istiyorum Killjoy'dan. Ben de B'ye gidiyorum. Hem zaman kazanabiliriz bu sayede plant'ı erkenden alıp hem de güzel bir şekilde pozisyon alabiliriz. Evet, burada üzerime doğru drone geliyor. Tiklensem bile zaten TP'm vesaire olduğu için sorun değil ve Killjoy var. Adam bana sıktı anda Killjoy çıkıp vuracak. Ama sonra Killjoy vuruyor. Burada fake atıyorum. Fakat ok geldiği için direkt pikliyorum. Çünkü ok parladığı anda yerim görünecek. Tam parladığım esnada benim vurmam gerekiyor yerim belli olmadan önce ki TP'm fake kısmını korumaya devam et. Split'in oynandığı zamandan kalma bir klip. Bizimkiler midde baskı verdi. A'ya çok sessiz bir şekilde ilerliyoruz. Hop, Cypher'ı yakalayıp birdenbire Razer'e dönüyorum. Asıl olay şimdi başlıyor. Plant alınıyor ve mid tarafındaki ve B tarafındaki oyuncular rotate vermeden benim pozisyon almam gerekiyor. O yüzden baskı oluşturması için ve daha rahat böyle bizimkilerin yerleşmesi için onları dileyecek bir smoke atıyorum. Vent tarafından ses geliyor. Vent önüne de bir adet patlatma atıyorum ve pozisyon alıyorum. Beni kontrol etmezlerse bomba da açık rollü olduğu için çok iyi olacak. Bridge kontrol etmeden gidiyor. Jet de zaten alt taraftan geliyor. Burada tek söyleyeceğim şey pozisyon almanın önemi. Bu oyunda çok önemli bir faktör. Buna her zaman dikkat edin. Ascent haritasında çok yapılan bir hata. Sova mid'e ok atmadan önce piklemek. Rakip takımın böyle piklediğini fark ettiğim için direkt böyle öküz piki alıyorum ve adamı vuruyorum. Ok beni gösterse bile dash atıp çıkabiliyorum. Ve sonrasında elimde operatör olduğu için tekrardan pik almak istiyorum. Bu sırada B tarafındaki oyuncumuz öldüğü için direkt bıçaklarımı açıyorum. Çünkü sahaya girmelerini istemiyorum. Neon stun'ı da gördüğüm için burada short'ta oynayacaklarını düşünüyorum. Fakat short'ta çok büyük bir sessizlik oluyor ve mid'e sova oku geliyor. O yüzden operatörü çekip bir yeşine bakıyorum belki oynayanlar olur diye. Kimseyi görmediğim için de tamamen info almak amaçlı zıplıyorum. Chamber mid tarafına gelmiş. İşin garip tarafı burada Neon çok büyük bir hata yapıyor. Muhtemelen beni hareketsiz yakalayacağını düşündü ve onu yakalıyorum. Ben de burada bomba düştüğü için ufak bir dash fake veriyorum smoke attıktan sonra. Sova'yı da burada yakaladık, fake yemiş. Geriye de sadece hareketli oynamak kalıyor. Çünkü sağ tıkla bile öldürmeyi deneyebilirim ki öyle de oluyor. 3v1 pozisyon, bomba kurulu. Raze hazırlıksız yakalanıyor. Elbow'da smoke var diye. Sağ tarafında da bir adam olduğuna dair infom var. Ufaktan onu deneyeceğim. Flash'ım da var bu arada. Onu kullanıp yakalamaya çalışacağım. Etrafta görünmediği için direkt side dönüyorum. Side'de önce pikleyebilir diye ki pikliyor da. Long tarafında olduğunu biliyorum. Smoke var, atıp ne gireceğim bekleyeceğim hata yapmasını. Çünkü direkt beni bombaya gittiğimi düşünebilir. Gerçekten de öyle oluyor, yapıyor hatayı. Bomba kuralı 4v8. Hata bekleyeceğim, elinde spek de var. Hata bir geldi. Viper wall açtı. Bu sayede ilerleyip hem mandal alabilirim hem de yer alabilirim. Bir kill'e ultimin geldiğini farkındayım. O yüzden güvenli bir şekilde kill arıyorum. Volume'i kullanıyorum sol tarafa sıkışan belki vardır diye. Sonrasında turret'ım var. Turret'ımı kullanıp denemeye devam edeceğim. Bu sırada KO'dan bir hata geliyor ve bana o kill'i veriyor. Ultimi de direkt kullanıyorum. Burada yapmam gereken en önemli şey ultimi korumak. Viper ultisinden çıkmak zorunda bunu kırmak için. Ya bana pushlayacak ya main'e çıkacak. Bana doğru pushluyor. Hatta bana bakarak geldi. Beklemedim açıkçası onu. Chamber'da main tarafında ve geri kaçıyor. Direkt çözmeye başlayabilirim. Muhtemelen ulti yiyecek. Ve harbiden de yiyor. Ben de çözmeye devam ediyorum. Hatalardan faydalanmak ve ultiyi korumak fazlasıyla bu round için yeterli oldu. Rakip takım A'yı aldı ve buraya bir Astra ultisi geldi. Ben de direkt Astra ultisine yaklaşıyorum. Prefire atmayı deniyorum. Çünkü biliyorsunuz bu tarz pozisyonlardan flash pick atabiliyor. Karşıda Kayo var. Kayo'yu orada görmedim. Astra ultisinde gap olduğunu fark ettim ve hala flash pick geleceğine inandığım için gap'ten cross koyuyorum. Flash pick geliyor. Birinci kill'imizi aldık. Sova ulti atıyor. Ultiyi sol tarafa da attığı için sol köşeye yatıyorum. Burada beni beklemeyebilirler. Fakat jeneratördeki oyuncu gördüğü için artık bekleniyoruz. Main tarafındaki oyuncuyu da vurduk. Okum gelecek. O yüzden chilliyorum. Okumu bekliyorum. Hatta infosunu da veriyorum. Hiç acele etmemize gerek yok. Daha bombanın patlamasına var. Okum sayesinde net info olacağız. Under'a gönderdim. Ballbank için hazırlanıyorum. Kırdılar. İki kişi kırdı. İki silah sesi duyduk. Bomba onlar için kapalıya kuruldu. O yüzden Jen'in üstüne zıplıyorum. Ve bu pozisyondan rahat bir şekilde koruyabilirim. Benim de yerim iyi olduğu için onun çözmesi benim de buradan korumam yeterli olacak. Güzel bir şekilde round'ı aldık. 2v3 pozisyon. Kece ultimiz var. Burada ilerlemiyorum. Kece ultisini
düşmesini bekliyorum. Çünkü bu tarz pozisyonlarda insanlar Kejo üstünü gördüğü için agresif yapıyor ve kırmaya çalışıyorlar. Kıracak tarzda bir oyuncuları yoksa. Smoke hattının içine girip çıktım. Oynar diye girmedi. Kuşlayan olmadığı için ilerliyorum yavaş yavaş. Flash'ım var. Kejo üstünün tek bir açık noktası var. O da Long'un köşesi bildiğiniz üzere. O yüzden o gap'e flash'ımı atıp onları sadece vurmak istiyorum ki ikisi de kör olduğu için boşa tarıyorlar. Smoke'umu bombanın üzerine atıyorum arkadaşlar ki bu sayede rakip takım oyuncunun birazcık kafasını karıştırayım, girmek zorunda kalsın. Bir tane de fake veriyorum. Bomba yarılanma sesini duyduğu için de kendisi girmek zorunda hissediyor. Smoke'larınız elinizden gelince bu tarz pozisyonları bombanın üstüne kullanın. Sizin için daha yararlı olabilir. Evet, geldik 4v3 post plant noktasına. Burada sayede sıkıştığım için ekstra deniyorum. Sayı avantajları da onda. Ekstralar tutuyor. 2 kill çıkartıyoruz. 2 TP'yi de peş peşe koyuyorum ve ikisinin de main'de olduğunu bildiğim için onlar da ayak başlamadan fake atıyor. Bu fake TP sayesinde benim site'dan gittiğimi düşünebilirler. 10 canım var ve bunu düşünmelerini istiyorum. Yakında olsalar da anlarlar. Elinden gelince zamanı oynayacağım. Beni muhtemelen burada beklemeyeceklerdir. Birinci kill geldi. İkinci içinde zaman oynasam yeterli. Daha da zaten süresi yok derken onu da öldürmeyi başardık. Eğer oyuncular yakında olsaydı bu TP fake'ini yediremezdim. Anlarlardı ama uzakta oldukları için tepe at sesi duymaları yeterli oldu fake için. Benim anlam veremediğim bir klip. Neden bu kadar insanlar overpick atıyor bilmiyorum. 3v1 pozisyon. Birinci overpick geldi. Spike kuruldu. Canım az. İkinci overpick de geldi. Burada canım az olduğu için sadece kafamı gösteriyorum. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü iki mermiye öleceğim. Kafamı gösterdiğim için de bir hit attı ama diğerini tutturamadı. Burada vurgulamak istediğim en önemli detay böyle overpickler atmayın. Birincisi, ikincisi canınız azken sadece rakibe kafa göstererek oynamaya çalışın. O tarz pozisyonlara geç. Belki bu el kafamı göstermeseydim birebir de beni vurabilirdi. Overpick olayı çok önemli detay. Evet, 4v1 pozisyon. Bir tane üstüme gelen puşu vurdum. B tarafına ateş ediyorlar. Burada biri daha olduğu için onu vurmak istiyorum. Elinde charge var, o yüzden yakında girmiyorum. Hatta saldım. Direkt arkaya dönüyorum ve kalabilirim diye ne yazık ki bir canım kalıyor. Sonrasında tekrardan diğer tarafa dönüyorum. Çünkü judge'da oyuncunun ben orada savaşa girdim ama bana hamle yapacağını biliyorum. A tarafına koşuyorum. Spike sesini duyduğum gibi. Treb'me yakalanıyor. Burada beni bu kadar erken beklememiş olabilir. Treb'me yakalandığı için de yeri az çok belli. Bu da şu an yapmamız gereken en önemli detay. B tarafındaki oyuncu daha gelmeden elimden geldiğince tin 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 ilerleyip onu bulmak. Hop, bulduk da. Bombaya doğru gideceğim. Diğer de Heaven'da olmak zorunda. Biliyoruz zaten. B tarafına oraya gelebilir. Bir fake atıyorum. City'den dolanmak istiyorum. Fakat orada omuz attığını fark ettiğim için ve beni görmediğinden ötürü bunu tahmin edebileceğini düşünüyorum. Ben de tekrardan bombaya geliyorum ve ölümüne yaralayacağım. Burada omuz fake'i vermesini falan asla umursamayacağım. Yaraladığım gibi cross koyacağım. Muhtemelen hata yapacak. Birazcık tedirgin oldu. Arkadaşlar, ne olursa olsun bombayı yaralayın. Yaralamazsanız gerçekten size çok zor çözdürürler. Böyle hatayı teşvik edebilirsiniz yaralayarak. Rakip takım alt tarafına doğru geliyor. Girişten ok tutuyorum. Tam böyle girmeye başladığında ok atıp perdeden vurmak istiyorum. Burada güzel bir açı yakalayabiliriz fakat Viper ulti açtı ve başka giren yok, oka görünmüyor. Bu demek oluyor ki sadece Viper side'da. O yüzden basıyorum elinden gelince Viper'a. Hem şoklar hem de mermileri boşaltıyorum. Sonrasında birazcık sağa doğru cross koyacağım çünkü burada taradığımız için bizi vurmaya çalışabilirler. Hop, birinci yem geldi, chamber geldi. Chamber killinden sonra ultimin geldiğini fark ettiğim gibi geri çıkıyorum. Burada amacım uzaktan ölmeyecek bir pozisyondan ulti atıp Viper'ı bulabilmek. Ulti tutmuyor. Denedik ama tutmadı hiçbir şekilde. Sonrasında tekrardan taramaya devam ediyorum. Ufaktan okum gelecek. Bunu geldiği zaman Viper ultisinin içine kullanabiliriz. Hop, jetten de bir hata geldi. Ultiden çıkmış. Neden bilmiyorum. Sova ulti basıyor. Sova'yı yakalamak adına bir ok atıyorum basın noktaya doğru. Sova'yı yakaladık. Geriye Viper kaldı. Onun için de yine yavaş yavaş gidip bulmak yeterli olacaktır. Ki şansımıza o da cave'e çıkmış. Çok büyük bir hata aslında. Burada normalde olması gereken detay Viper'ın ultisinin içinde böyle ultisini koruması, Sova'nın da cave'e çıkması ultisi olduğu için. Viper zaman kazandıracak. Sova sonrasında ulti koyacak. Olur da Viper ölürse. Ölmezse zaten onu bile koymasına gerek kalmayacak. Ama neden böyle oynamadılar bilmiyorum. Bir karışıklık olmuş olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlar, bana destek olmak isterseniz abone olmanız yeterli. Eğer video hoşunuza gittiyse de ama beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyorum.